Merhaba sevgili izleyiciler, Business Channel Türk'ten sevgiler sunarım. Bugünkü konuğum tabii ki hepimizin her zaman ihtiyacı olan kalıcı makyaj, kaş kontürleri, dip linerlar, dudak kontürleri ve daha nice detayları var. Bütün bunları stüdyo konuğum olan Sayın Hülya Yılmaz'la beraber konuşacağız. Kendisi Fatih'ten aramıza katıldı, yeri Fatih'te. Hemen detaylarını öğreneceğiz. Sizler de lütfen ekranlarınıza yaklaşın. Çünkü merak ettikleriniz birazdan aramızda konuşulacak. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhabalar. Hemen tabii ki Hülya Hanım, makyaj deyince biz bayanların vazgeçilmesi. Bir de bu kalıcı olunca hiç vazgeçemediğiniz şeyler. Doğru. Hülya Yılmaz kimdir? Ne yapar? Bir de sektörünüzü ve sizi sizden tanıyalım. Tabii. Yaklaşık 12 yıldır estetik ve güzellik sektöründe estetisyenlik yapıyorum. Ek olarak kalıcı makyaj uzmanı ve eğitmeniyim. Este Woman markasında bir kalıcı makyaj stüdyom var. Burada sadece bayanlara özel profesyonel kalıcı makyaj hizmeti veriyoruz. İşlemleri de ben yapıyorum. Peki hemen tabii ki kalıcı makyaj derken kalıcı makyaj nedir? Tamam. Ondan bir bahsedeyim. Hep söylüyoruz kelimelerle kullanıyoruz ama... Şöyle ki kalıcı makyaj aslında mikropigment uygulamasıdır. Yani saç telinden bile ince iğnelerle su ve mineral bazlı boyaların deri altına zerk edilmesi işlemidir. Maksimum 1-2 saat arasında sürer. Çok konforlu bir uygulamadır. Uygulandığı andan itibaren kişinin 7-24 bakımlı ve güzel görünmesini sağlayan bir uygulamadır. Ve revaçta olan bir uygulamadır. Gelişen teknolojiyle birlikte de çok daha güzel sonuçlar elde edilebiliyor artık. Peki kalıcı makyaj uygulanırken yani bir nasıl uygulanır? İkincisi daha çok hangi şeyi tercih ediliyor? Belirli protokolleri vardır kalıcı makyaj uygularken. Öncesinde çok güçlü anestezi kremleri kullanılıyor. İşlem esnasında kişi herhangi bir ağrı veya acı hissetmesin diye. Ve yine işlem öncesi kişinin yüz simetrisine ve kemik yapısına uygun bir tasarım yapılıyor. Ve bu tasarım ancak kişi onaylarsa işleme başlıyoruz. Ardından dediğim gibi işlem süresi ortalama 1 ila 2 saat arasında sürüyor. İşlem sonrasında da yapması gereken ve yapmaması gerekilenlerle alakalı bilgilendirme yapıyoruz. Ve işleminden bir ay sonrasında bir de kontrol randevusu oluyor gibi. Peki bütün bu işlem diyelim ki yapılıyor. Daha çok kaş kontürü herhalde revaçta. Evet, en revaçta oldu. Ben dip liner'ı da merak ediyorum. Onu da paylaşmak istiyorum. Çünkü düşünsenize devamlı bakımlı ve fresh görünüyorsunuz. Benim gibi işlem görmüş bir kaştan bahsedelim. Bunda neler yapıyorsunuz? Yani sadece beni örnek alarak değil, genel olarak işlem görmüş. Daha önce işte bir... Negatif sonuç olmuş. Bütün bunlar da işlem görmüş kaşta uygulanacak protokol kesinlikle tek değildir. Sorunun şiddetine göre çözüm üretilir. Eğer kaşı baz alırsak eğer renk koyu ise muhakkak öncesinde lazerle sildirmesini öneriyoruz bir sağlık kuruluşunda. Eğer renk açık ise veya yaptırdığı işlem nedeniyle renk dönmüş ise ona göre renk seçimleri yaparak özel mix pigmentler hazırlıyoruz. Kişiye özel ve bunları uyguluyoruz. Veya önce alttaki rengi kapatmak için kamufle işlemi yapıyoruz. Üzerine esas olması gereken rengi uyguluyoruz. Tabii ki bazen sizler işlem olarak işte dövme varsa altında yıllar önce dövmeydi bu. Doğru. Teknikleriniz var, kıl tekniği. Evet, far tekniği, gölgeleme tekniği. Değil mi? Birçok onlardan da bahsetmenizi isteyeceğim. Bunların sildirilmesi gerekiyor değil mi? İşlem yapılabilmek için veya görselliği daha iyi oturtmak için. Aslında doğru. Yani eğer ki dövme yapılmış ise, çünkü dövmede kullanılan boyaların içeriğiyle bizlerin kullandığı boyaların içeriği çok farklı. Ek olarak dövmede dövmenin uygulandığı katman ile bizim uyguladığımız katman arasında çok büyük bir fark var. Biz daha yüzeye yakın bir bölge uygulama yapıyoruz. Dolayısıyla maalesef dövme belirli bir süre sonra renkte dönmeye neden olabiliyor. Negatif renklere dönebiliyor. Böyle durumlarda az önce de söylediğim gibi sildirmek çok daha sağlıklı sonuçlar doğuruyor. Üzerine biz ne gerekiyorsa renk olarak, teknik olarak, tasarım olarak onu uyguluyoruz. Eskiden bir ara kalem kaşlar vardı yine. Evet. Sonra bir inceldi. Sonra kalınlaştı. Sonra kalınlaştı. Tekrar bir orta oldu. Evet. Şimdi tekrar kalınlaştı. Evet. Yani kişinin yüz simetrisine ve kemik yapısına uygun bir kaş tasarımı yapılır.
Bütün kaşları yaptık. Size geldik. Ne kadar süre geleceğiz bir? Tekrar tekrar gelecek miyiz? Önemli olan geldikten sonra bir de nelere dikkat edeceğiz? Tamam, peki. Şöyle ki kalıcı makyajın uygulanma aralığı hangi bölgeye yapıldığıyla alakalıdır. Yani normal şartlarda kaş bölgesinde kalıcılık süresi 8 ay ile 2 yıl arasında değişir. Gözde çok daha uzun dayanır. Dudakta biraz daha kısadır. Değişkendir süreleri. Yapılan uygulamalar silindikten sonrasında tekrar yapılmaz ise ne olur diye soracak olursak yapılmamış haline dönersiniz. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Fakat biz bayanlar her zaman güzel ve bakımlı görünmeyi istediğimiz için, tercih ettiğimiz için muhakkak tekrar yaptırma isteğinde bulunuyoruz. Peki kaş dövmesi yapılırken ki hastalıklar ve şeyleri ekarte ederek söylüyorum. Bazen bölge olarak dökülüyor, bir daha çıkmayan kaşlar da var veya kaş kıran, saç kıran gibi Evet. olaylar var. Onlar tekrar o Evet. tüylenme olmuyor. Bu kalıcı makyaj, yani kaş kontürü daha Evet. doğrusu, yapıldığı an, altında bıraktığımız an 2 yıl geçti diyelim. Evet. Kaş tekrar çıkabiliyor mu? Bizim yaptığımız uygulama kişinin kendi kaş kılına hiçbir şekilde zarar vermez. Ne çıkartır ne de döker. Çünkü farklı katmanlara uygulamalar yapıyoruz. Yani kıl kökü çok daha derinde olan bir katmandadır. Biz ise daha üst deriye uygulama yapıyoruz. Bu yüzden tabii ki kendi kaş kıllarınızı nasıl aldırıyorsanız, nasıl çıkıyorsa aynı düzende devam ediyor. Çünkü bu önemli detay, herkes hani kaş Evet. kontürü yaptırdığımda bir daha çıkmayacak, bir Evet, daha endişeleri bozulacak oluyor. endişeleri oluyor. Doğru. Veya oraya yerleşecek, o yerleşim bölgesinden dolayı da o görsellik olacak, o Evet. çizgi olacak, bir daha da ben bunu kullanamayacağım diyor. Evet. Peki kaş teknikleri kaç çeşittir, neler yapılıyor? Yani kıl tekniği dedik biraz Evet. önce, benim bildiğim Evet, doğru. neler var, neler nasıl yapılıyor? Kıl tekniği var, far tekniği var, gölgeleme tekniği var. En revaçta olan tabii ki kıl tekniğidir. Kıl tekniği nedir diye soracak olursak da kişinin kendi kaş kıl renginde, inceliğinde ve yönünde kıl çizimleri anlamına gelir. Bu sayede en doğal tasarımla birlikte en doğal görünüm elde edilir. Onlar bir kalemle ve makineyle çiziliyor, değil mi? Evet, Dövme makineyle. yapıldıktan sonra. Yani çak çak çizilerek kıl görünümü Evet veriliyor. evet aynen öyle. Bir cihazla çalışıyoruz biz. Saç telinden bile ince bir iğneyle kişinin saç ve ten rengi baz alınarak bir renk seçimi yapılıyor. Bu uygun olan rengi de dediğim gibi kişinin kendi kaş kıl renginde, yönünde ve inceliğinde çizimler halinde yapıyoruz. Uyguluyoruz. Peki yani tabii ki ben ne o rimel tekniği mi diyorsunuz? Bir de maskara tekniği mi? Dipliner ve eyeliner uygulamalarımız Ha, var o bir Gözde. de şey, karşıdaki bir de tekniğiniz, bir Far tekniğin far tekniği, tekniği. gölgeleme tekniği, evet. Far tekniği nasıl oluyor? Normalde far sürdüğünüzde kaşlarınızda, işlem yaptırmadığınızı farz edelim hiç. Far sürdüğünüzdeki görüntünün doğallığını yansıtıyoruz. Bazı kişilerde hiç kaş kılı olmayabiliyor veya çok az kaş kılı oluyor. Böyle durumlarda evet, kıl çizimi yapıyoruz. Yani kıl tekniği uyguluyoruz ama ek olarak daha doğal bir görünüm elde edebilmek için far görüntüsü de veriyoruz. Mix uygulama yapıyoruz yani. O tabii ki daha doğal ve daha yüzü şey yapıyor. Gerçekten Evet. yüzü gösteren kaş. Demin konuştuğumuz gibi dip linerlar nasıl oluyor? Bir dudak kontürlerini zaten yediğimiz için hemen çıkıyor. Dipliner uygulaması sadece kirpik diplerine uygulanan bir uygulamadır. Çok incedir. Ve kirpiklerimizi daha hacimli ve daha dolgun görünmesini sağlar. Eyeliner uygulaması var bir de. Eyeliner uygulaması da dipliner'dan bir tık daha kalın ve bir tık daha kuyruklu olan uygulamadır. O da çok güzel bir uygulamadır. Dudakta da sadece dudak çerçevesi uygulaması da yapabiliyoruz. Veya tüm dudak renklendirme işlemi de yapabiliyoruz. İnce olan dudaklara hafif dolgunluk katabiliyoruz tüm dudak renklendirme işlemi sayesinde. Sabahtan akşama kadar hiç yenileme, tazeleme derdi olmadan daimi bir güzellik. Değil mi? Özellikle üst dudakta hafif o zaten bir çizgimiz vardı. Evet. O çizginin üzerinden o kontürü gittiğimiz anda zaten daha dolgun, daha Çok hoş, doğru. daha ortada görünüyor. Hafif içine parlatıcı veya bir Evet. rujla da her şekilde Evet, kullanabiliyoruz. kesinlikle. Peki biz kaç kere gelmemiz gerekiyor bir kaş kontürü veya dipliner için, dudak kontürü için? Hani bir kere yaptık ve belki aktı veya akmadı veya farklı durdu, tam oturmadı.
Ten çünkü farklı herkeste, eminim deri. Doğru. Bunlar nasıl oluyor? Öncelikle başta söylediğim gibi kalıcılık süresi cilt karakterine bağlı olarak değişiyor. Yani cildin yağlı mı, kuru mu veya kişinin yaş aralığına göre bile değişebiliyor. Bugün işleme gelindiğini farz edelim müşterinin, danışanımızın. İşleminden bir ay sonra bir de kontrol randevusu oluyor. Muhakkak kontrol randevusuna gelmeli. Çünkü bu bir aylık süreç içerisinde renkte açılma olabiliyor ki olmalı da. Bir ay sonrasında geldiğinde hem rengin tamamen oturmasını sağlıyoruz. Hem de üzerinden istediği bir değişiklik varsa, daha kalınlaştırma, daha koyulaştırma gibi gibi istekleri varsa bunları yerine getiriyoruz. Yani bir seans artı bir kontrol yeterli oluyor. İki gelmemiz yeterli oluyor. Yani çok fazla detay şey yapıyor. Bir geldik eve, genellikle işte kaşı kurutmuşsun derler. İşte belli bir kremler kullanacak mıyız? Duş alınmayacak mı? Yüz yıkanmayacak mı? Bu sorular mutlaka çok soruluyordur. Hemen ben de onların adına size soruyorum. Tamam. İşlem sonrası tabii ki belirli protokoller var. Mesela işlemden sonraki ilk iki gün kesinlikle su değmemesi gerekiyor. İşlemden 12 saat sonrasında A ve D vitaminlerinden oluşan bir kremimiz var. Muhakkak bunu sürmesi gerekiyor 3 gün boyunca sabah akşam. Bu krem hem dış etkenlere karşı bir bariyer görevini üstleniyor, hem de cildin onarılmasını ve iyileştirmesini sağlıyor. Onun dışında işlemden sonraki ilk bir haftalık süreç içerisinde kesinlikle deniz, güneş, solaryum, hamam, sauna, lazerle cilt yenileme işlemlerinden uzak durması gerekiyor işlem yaptıran müşterimizin. Aslında mevsim olarak tam da ideal bir dönemdeyiz şu anda yaptırmak için. En doğru dönem, çünkü akma yok, terleme yok. Evet. Aksine daha rahat şekilde yapılacak. Evet, peki kalıcı makyajı yaptıran kişilerin, bizlerin dikkat etmesi şeyler, kurallar nedir? Ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle işlem yaptıracakları yerin muhakkak ruhsatlı ve hijyen belgesine sahip olan bir yer olmasına dikkat etmesi gerekiyor. Onun dışında işlem yaptıracağı kişinin, yani uzmanın, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeterlilik belgesi, ek olarak ustalık belgesinin olup olmamasına muhakkak dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü çok önemli bunlar. Onun dışında kullanılacak olan boyaların kalitesi çok çok önemli. Çünkü biz onları taşıyacağız. Yani işlemi yaptıran kişi onları çok vücudunda taşıyacak. Bu yüzden bunların kalitesine dikkat edilmesi gerekiyor. Onun dışında yine işlemi yapacak kişinin, yani uzmanın, daha önceki çalışmalarını, öncesi ve sonrası çalışmalarını muhakkak bakması ve fikir sahibi olması gerekiyor. Bunlar baz alınarak hareket edildiği takdirde profesyonel ve pozitif bir sonuç doğacaktır. Çok güzel bir yerlere değindiniz. Çünkü her makineyi alan ben bu işi biliyorum diye çıkıyor. Ondan sonra yaptıkları veya küçük bir yer açıyor. Ben bu kadar kazanırım. Yaptıkları işlemlerle de yanlış bir sonuç oluşunca da bunu da kabullenmiyorlar. Evet. Yani olabilir, herkes bir el bu, hatalar da olabilir. Ama bunları da kabullenmiyorlar. Dediğiniz her şeyin altı çizilmesi gerekiyor. Ve sizler de iş ehli olduğunuz için de size geldiklerinde muhteşem bir güvenle geliyorlardır. Çünkü çalışma geçmişinizi zaten CV'niz göz önünde olduğu için de ve mutlaka uygulayan kişiler de hem sohbetinizden keyif alıyordur hem uygulamalarınızdan. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir şey var mı? Kalıcı makyaj kesinlikle 7/24 bakımına ve güzelliğine özen gösteren kişiler için tercih edilmesi gereken bir uygulamadır. Doğru yerde ve doğru uzman tarafından uygulanıldığı takdirde de az önce de söylediğim gibi gerçekten pozitif sonuçlar doğuracak bir işlemdir. Biz bayanlar güzelliğimize düşkünüz. Aynen. Yapacak bir şey yok. Aynen, aynaya baktığımızda devamlı güzel bir yüz veya bir kaşınız dökülmüşse o kaşınızın sizi tedirgin etme özelliği vardır. Yani o yüzünüz hep asıktır veya sert bir ifadededir. Veya göz dip liner'ınızın hiç olmasa gözleriniz küçük olabilir görüntü olarak. Oraya bir türlü kalem çekemezsiniz. Bazen göz kapaklarınızın sorunlu olmasına. Ama dip liner olduğu zaman düşünsenize, o sorun olmadan devam bakım, devam fresh. Aynaya baktığınızda, sokağa çıktığınızda makyaj yapmadan bile çok doğal görünümüne sahip olursunuz. Onun için yolunuz Fatih'e düştüğü zaman. Fatih bölgesindekiler şanslı, Hülya Hanım orada çünkü. Ama sizler İstanbul'da yaşayanlar ve tüm Anadolu'da, yurt dışından da gelenler olabilir.
Bir tek Fatih'e uğramanız ve aramanız, iletişim kurmanız yeterlidir. Hülya Hanım'ın zaten Fatih'teki kalıcı makyaj yeri aynı zamanda Hülya Yılmaz olarak evet, geçiyor doğru. Değil mi yeriniz? Estevom'un. Estevom'un Hülya Yılmaz. Yılmaz. Bütün bunlar da size her türlü desteği, bilgiyi ve uygulamayı anlatacağı gibi yüzünüzdeki o güzel gülümsemeyle beraber sizleri yeniden farklı bir şekilde aynaya bakmanızı sağlayacaktır. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sevgiyle kalın.